Hocam şimdi asgari ücret hesabı Selim Bey'den rol çalıyordum değerli izleyicimizden. Şöyle yazmış. Oğuz Hoca'nın hesabı ne gösteriyor diye sormuş. Hocam yaptınız mı bir hesap? Ne anlatıyor bu asgari ücret hesabı? Vallahi şimdi asgari ücrette gerçekçi olmak istiyorsak ilk önce bir kere Temmuz ayının asgari ücretine bir getirmek lazım. Yani %38 ya da %40'lık bir düzeltme yaparak ilk önce yani bir 16 bin liraya bir getirmek lazım. Ondan sonra artış konuşmak lazım. Yani yıl sonu hedef enflasyonu mu olur yoksa daha gerçekçi bir şey mi olur ayrı mesele. Ama 16 bine getirip üzerine %33 eklediğinizde bile 21.230 ediyorsunuz. Orayı buluyoruz. Yani eğer yıl sonu %36 dersek daha yukarı gider. 22'ye doğru gider. Ki Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %36 ama üst aralığı da %42. %42'ye gider, 16 bine getirip %42'ye giderseniz 23 bin liraları bulursunuz. Yani bu gerçekçi tahmin diyorsanız ki gerçekçi değil çünkü o enflasyon hedefleri baskılanmış hedefler. Ama ilk önce bir kere şeye getirin bakalım. Yani Temmuz'da 11.402'nin bugünkü değeri 16 bin lira. Yani bugün 16 bin lira olursa ancak aynı eşdeğer reel ücret olarak karşılaştırılabilir oluyor. Oradan 16 binden artışı düşünmek lazım. Tabii bunu yapmayacaklar. Türk İş bile bunu yapmıyor. Türk İş önce bir 18.230 dedi. Yani bu şey tek kişilik bir ailenin, aile değil artık bir tek kişilik asgari ücretlinin asgari geçim seviyesi diye ki o da düşük bir şey hesap ama yani sonra bu herhalde bir yerlerden buna fazla yukarıdan gittin dediler. O da yani bizim için şey altına inemeyiz, açlık sınırının da altına inemeyiz, oradan başlarız gibi laf etti. Çok talihsiz yani 14.025 lira gibi laf etti. Sonra onu düzeltmeye toparlamaya çalıştılar yok yok falan diye. Çok yazık yani. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Asgari ücret Türkiye'de yani altında üstünde alanları şöyle bir topluca alın. Şöyle %20'sine kadar fazlası alanları. Yani 11.400 değil de ne bileyim 14.000 alıyor. Yani asgari ücrete çok yakın. Tabii altında alanlar da var. Yani bunlar %60'a yakın bir şey Türkiye'de çalışan kesimini ilgilendiriyor. Yani siz küçücük diyelim 100 kişi çalışan bir işletmede grev hakkınız var. Toplu sözleşme grev hakkınız. Hani uygulanıyor uygulanmıyor ayrı mesele ama hak olarak var. Ama %60'ı ilgilendiren bir görüşmede böyle bir hakkınız yok. Yani toplu sözleşme gibi yapamıyorsunuz. Grev hakkınız yok. Tek bir sendika katılıyor. Bütün çalışanları ilgilendirdiği halde sadece Türk İş Konfederasyonu katılıyor. Niye sadece o katılsın? Niye diğerleri olmasın? Gibi çok aksaklı olan bir şey. Bir de tabii son 2 yıldır hatta 21'den beri 3 yıldır şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı baskı ücret tespit komisyonunun üyesi olmamakla birlikte yani gidip onun makamında açıklıyorlar. O açıklıyor falan. Bu olmaz. Yani Cumhurbaşkanı bir şey yani bir kanun teklifi verirler mecliste AKP'liler. Cumhurbaşkanı da asgari ücret tespit komisyonu başkanı yaparlar. O zaman hukuken en azından uyumlu olur. Hukuken de uyumsuz. Diyeceksiniz ki anayasaya bile uymuyorlar, neye uysunlar? Ama işte buna da mesela itiraz etmek gerekiyor. Yani böyle bir şey olmaz. Asgari ücret tespit komisyonu kanunen kurulmuştur ve şey yani eksiktir, yanlıştır komisyon olarak yapısı bileşimi ama bu komisyon burada şeydir, kendi gündemine hakim olmak zorundadır. Yani çok büyük bir şey. İçinde gidiyoruz. Emeklilere geçeyim hocam. Emekli vatandaşlar asgari ücret konuşuldukça sorularını yoğunlaştırıyorlar tahmin edersiniz ki. Bugün Aziz Çelik Hoca'nın aslında düne yansımıştı da bugün ben tekrar gündeme getirmek istedim. Çünkü önemli bir ihtimale işaret ediyor. Bazı emekliler sıfır zam alabilir diye bir hesap yapmış Aziz Çelik. Diyor ki emekli aylıklarına yapılacak zam hesaplanırken kök aylıklar baz alınırsa bazı emekliler hiç zam almayabilir. Bu ihtimalin önüne geçilir herhalde diye bir emekli vatandaşımız sormuş. Geçilir değil mi hocam?
daha önce geçilmedi. Temmuz'da bu yaşandı. Aziz Çelik meslektaşım da aynı şey. Filmi bir daha görebiliriz diyor. Haksız değil. Yani şunu yapabilirler tabii. Yani 7500 liralık o taban aylığı yukarı çekebilirler. Diyelim, ne bileyim, 10.500 yaparlar. Ondan sonra sen istersen 5500 alana istersen %50 zam yap, istersen %70 zam yap. Gene tabii ulaşamıyor. Yani sıfır zam anlamına geliyor. Tabii, kök ücreti esas alırsın. Bu büyük bir haksızlık. Yani aslında Anayasa Mahkemesi'ne gidip oradan döndürülmesi gereken bir şey. Yani çünkü bu şey, anayasada yazılı eşitlik ilkesine aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Bir de tabii insanca yaşama seviyesinin çok altında. Yani bugün asgari ücret zaten altında. Açlık seviyesi, ki bu açlık seviyesinde şöyle iki satır bir laf edeyim. Lütfen dinleyelim hocam, lira. Buyurun. 14.025 lira gıda harcamaları açlık seviyesinde. Peki kardeşim, sen bu gıdayı aldın. Bu gıdayı nerede pişireceksin? Yani bir mağaraya gidip ateş yakıp oradan pişireceksin. Sen bu gıdayı sonuçta bir konutta alacaksın, değil mi? Gaz kullanacaksın. İster tüp gaz, ister doğal gaz. Elektrik kullanacaksın, değil mi? Yani dolayısıyla konut giderleri dediğimiz, eğer kirada oturuyorsan kirada dahil, ama hadi kirada oturmadığını varsayalım. Konut diğer kira dışı giderlerinin bir kere mutlaka işin içine katması gerekiyor. Asgari ücret dediğin şey, açlık sınırı dediğin şeyin içine mutlaka mutfak giderleri yani şey giderleri, gıda giderleri yanında diğer konut giderlerinde işin içine katılması gerekir. O eğer katılırsa zaten 14 bin lira falan çok aşan bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. Ve o yüzden de yani 18 bin lira mesela olabilir açlık sınırı o zaman. Türk İş'in de oradan değil de yani onun çok daha üstünden başlatması. Temin yaptığımız hesap gibi başlatması gerekir. Emekliler açısından da benzer bir şey. Yani emekli olduğu için daha mı az yiyor? Yani çalışan faal olan da. Belki biraz ulaştırma masrafı azalabilir her gün işe gitmiyorsa. Ama onun dışında birin sabit gideri, gıda gideri vesaire her şeyi aynı. Yani dolayısıyla asgari ücretin altında bir emekli maaşını düşünmemek gerekir. Bunu da şey yapalım, buradan söyleyelim, ama tabii emeklilerin de daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Yani tıpkı diğer faal işçiler gibi, memurlar gibi, beyaz yakalılar gibi. Bugün Türkiye'de herkes, beyaz yakalısı, mühendisi vesaire, hepsi işçileşmiş vaziyettedir. Yani hepsi aslında işçi sınıfının değişik kategorilerini tabii oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu ortak bir mücadele olarak ele alınmalı. Türkiye'de asgari ücret düzeni çalışan çok sayıda mühendis var mesela. Yani bu sadece en alttaki mavi yakalıları ilgilendiren mesele değil. O yüzden de yani hem bugünü hem geleceği emekli günlerimize hesaba katarak daha mücadeleci bir tavır ortaya koymak gerekiyor. Bu hem sendikaları zorlar, hem iktidarı zorlar. Bakın şeye esas alın, çalışan emeklilere para vermek istemediler şu 5000 ikramiye meselesini. Tepkiler yükselince, bunu hissediyorlar, bu yükselen tepkileri, mecbur kaldılar. Ben zaten bunu yasa öyle mi düşünüyorsunuz geçerken hocam? Bazı emekliler çünkü önce eşeği kaybettirip sonra buldurdular diye bakıyorlar. Yok yok, şey oldu. Yani burada çok kararlıydılar. Vermek istemiyorlardı. Orada çünkü Mehmet Şimşek ekibinin de kısıtlamaları var. Hep biliyorsunuz BMF politikası uygulanıyor şu sırada. Ben aslında bu düzeltmeyi genel kurul aşamasında yapacaklarını düşünüyordum, bir önerge vererek. Çünkü çok açık bir eşitsizlikti. Belki Anayasa Mahkemesi'nden dönecek bir şeydi. Ama yapmadılar ve arkasından AKP böyle. Onun mantığı bu. Yani güç görürse karşısında kuvvetli bir irade, o zaman geri adım atıyor. Ben hiç şey, yani bir oyun, yani önce kaybettirip sonra buldurmak meselesi değil. Kesinlikle bunu tutabileceğini önce hesapladılar. Tutamayacağı görünce de geri adım attılar. Çok esnek bir parti biliyorsunuz. Yani hiç öyle yani şey, Yunanistan'da ilişkiler şimdi olduğu gibi her türlü esnekliği, yani 180 derece dönmeleri bile, dönüşleri bile içeren bir esnekliği var. Burada da emeklilerin olsun, diğer kesimlerin olsun, sadece o masa etrafında toplanan üçlü şeye, ki üçlünün bir tarafı işveren, bir tarafı iktidar, bir tarafı sadece o da Türk İş maalesef. Oradan işçi lehine
yine bir şey bekleyemezsiniz. Sermaye lehine çıkacaktır karar. Nitekim Tayyip Erdoğan'ın son açıklaması da ne kadar iktidarın bir sermaye iktidarı olduğunu bir kez daha vurgulayan bir boyutu var. Şöyle bir şey duruma geldik. Türkiye'de aslında bu emek sermaye çelişkileri çok şey oldu. Güçlendi, çok kuvvetlendi. Yani birçok yerde grevler bilmem ne oluyor. Bunlar baskılanıyor vesaire. Ama çok ciddi bir birikim var bir kere, onu söyleyelim. İnsanlar gerçekten çok dertli. Emeklerinin aşırı sömürüldüğünü düşünüyor çalışanlar. Emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşünüyorlar. Hatta bazıları çalıştıkları halde maaşlarını alamıyorlar vesaire. Şimdi bu iktidarın açıkça bir sınıfsal tavır gösterdiğini, yani iç yüzünün iyice ortaya çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Bunu göstermek zorunda kalıyor. Normalde siyasi iktidarlar sermaye yanlısı olsalar da bunu mümkün o kadar kamufle etmeye çalışırlar. Erdoğan'ın son açıklamaları buna ihtiyaç bile duyulmadığını artık gösteriyor. Çok yeni bir döneme o anlamda girildiğini de söylemek mümkün. Yani işverenin çıkarlarını savunuyor işçinin karşısında. Yani bu buradan emekçi sınıflarında gereken dersi alması gerekiyor. Yani şu bilince varmaları gerekiyor. Bu iktidar benim iktidarım değil. Emekçilerin ve emeklerin bunu artık öğrenmiş olmaları gerekiyor. Ona göre de siyasi tavır koymaları ve ona göre de mücadele tavrı koymaları gerekiyor.